Yani bir tutku olduğunu düşünüyorum. Spor yapmak. Yani özellikle basketbol. Kesinlikle, kesinlikle evet. Yani devam etmeyi düşünüyor musun diye bir soru. Ya bu doğru bir soru mu? Çok doğru bir soru, evet. Veya devam edecek misin direkt böyle? Çok güzel bir soru. Şimdi evet, baktığınız zaman şu anda 30 yaşına ben yeni girdim ve yani Allah'ın izniyle bir 4-5 sene daha oynayabilirdim Genceciksin. veya oynayabilirim diyeyim ben. Ama tabii baktığınız zaman şu an sadece konuştuğumuz veya anlattığımız sadece Türkiye'deki diktatörlük değil, birçok dünyadaki diktatörlükten bahsediyoruz ve birçok mazlumun sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bazı ülkeler, mesela Çin gibi, Rusya gibi, İran gibi, gerçekten çok Amerika'da bile çok büyük etki alanı büyük olan ülkeler. Ve bunlar hakkında konuştuğunuz zaman sizlerin hani bu elinizdeki platformu almayı çalışıyorlar, ama bu bir şeyi unutuyorlar. Bu platformu, bu hani şanı şöhreti makamı veren Allah. Bu çok farklı güzel kapılar açtı yani. Belki bir daha basketbol oynayamayabiliriz, ama yani bunu biz diyorum, çünkü bu olayın güzel şeylerin arkasında birçok abimiz, ablamız da var. Mesela NBA şu anda 76. senesine girdi ve her sene yaklaşık 450-500 tane oyuncu oynuyor. Ama bizden başka, biz diyorum yine, bizden başka Nobel'e aday gösterilen başka hiçbir sporcu olmadı yani. Onun için Allah bir kapıyı açıyor, farklı kapıları kapatıyor, diğer kapıları açıyor. Onun için Allah'a şükür ya.